Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, parti kurultayındaki rakiplerinden Milletvekili Faiz Sucuoğlu'na yönelik "Faiz Bey kandırılacak, anaokulu çocuğu değil, kandırır ama asla kanmaz" dedi. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye'de yaşanan sel ve yangın felaketleri mağdurlarına 17 milyon Türk lirası yardım yerine boş çek verildiğini iddia etti. Demokrat Parti Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 2013 yılında Karacık'ta yaşanan petrol kazası nedeniyle yaklaşık 8 yıldır varillerde bekletilen fuel oil kalıntıları yerinde inceleyerek kalıntıların bertaraf edilmesi için girişim başlatıldığını açıkladı. Türk lirasının döviz karşısında değer kaybı yaşaması yurttaşları tedirgin ederken, Kıbrıs İlim Üniversitesi'nden Doçent Doktor Erdal Güryay, fakirleşmenin süreceğini, pahalılığın devam edeceğini duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaz saati uygulaması 31 Ekim pazar sona erecek, saatler 1 saat geri alınacak. Pfizer, yeni tip koronavirüs aşısının 5-11 yaş grubunda acil kullanım onayı için Amerika Birleşik Devletleri Federal Gıda ve İlaç Dairesi'ne başvuru yaptığını açıkladı.